Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçüsünde harika bir şambali tarifi paylaşacağım. Eğer daha önce denemediyseniz, kıvamını tutturmakta güçlük çekiyorsanız veya yapmaya cesaret edemiyorsanız mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı ılık sütün içerisine 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Şeker sütün içerisinde eriyinceye kadar güzelce karıştıralım. Dilerseniz süt ılıyıncaya kadar bu işlemi ocakta karıştırarak da yapabilirsiniz fakat çok fazla ısıtmanıza gerek yok. Diğer taraftan yoğurma kabına 5 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı dolusu karbonatı ekleyelim. Ilıttığımız sütü irmiğin üzerine yavaş yavaş boşaltalım. Tüm malzemeyi bir spatula veya tahta kaşık yardımı ile karıştıralım. Burada tekrar hatırlatayım, sütü çok fazla ısıtmayalım, şekerin erimesi yeterli olacaktır. Tüm harcı güzelce karıştırdıktan sonra kabın üzerine streç film ile kapatarak bir gece dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım. Şambali hazırlarken hamurunu bu şekilde bir gece önceden hazırlayıp mutlaka en az 12-15 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden hamurunu akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirmeye devam edebiliriz. Yeterince dinlendirdiğimiz irmiği dolaptan çıkardıktan sonra bir 15-20 dakika bekletelim. Ardından elimizle irmiği 3-4 dakika kadar yoğuralım. Dolaptan aldığımızda kıvamı oldukça koyulaşmış ve soğuk olacaktır. Yavaş yavaş ufalayarak yoğurabilirsiniz. Daha sonra tabanını yağladığımız fırın tepsisinin içerisine hamuru boşaltalım. Ben 25'e 35 cm'lik baklava tepsisi kullandım. Bu ölçüler bu miktardaki hamur için tam gelecektir. Aşağı yukarı benzer ölçülerde farklı fırın tepsileri de kullanabilirsiniz. Hamuru tepsiye eşit miktarda dağıttıktan sonra üzerine önce elimizle daha sonra bir spatula yardımıyla güzelce düzleyelim. Dilerseniz sadece elinizle de bu işlemi yapabilirsiniz ancak bir spatula kullanırsanız çok daha pürüzsüz bir görünüm elde edersiniz. Eşit boyutta olmasına dikkat ederek tatlımızı parçalara keselim. Bu kesme işlemi sırasında tabanına kadar inmenize gerek yok. Sadece ayrım yerlerini belli etmeniz yeterli olacaktır. Keserken dilerseniz düz bir mutfak aletinden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde biraz göz kararı ince uzun dikdörtgenler halinde keselim. Her bir dilimin üzerine daha sonra tuzsuz yer fıstığı yerleştirelim. Dilerseniz çiğ badem de kullanabilirsiniz. Tatlımızı 180 derece ısıttığımız fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Bu sırada tatlının şerbetini hazırlamaya geçebiliriz. 4 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu tencereye alarak karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine çeyrek limonun suyunu ilave edelim. 15 dakika daha kaynatalım. Fırından aldığımız tatlıyı üzerindeki izlerden geçerek keselim. Bu arada hatırlatmak istiyorum, videolu tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Sıcak şambalin üzerine sıcak şerbeti gezdirerek dökelim. Tatlımız şerbetini hızlıca tamamen çekecektir. Soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bu şekilde bekletelim. Tatlımızı en az 4-5 saat bu şekilde dinlendirelim. Ne kadar güzel dinlenirse kıvamı da o kadar güzel olacaktır. Şöyle bir dilim kaldırarak yakından sizlere de içini göstermek istiyorum. Gerçekten hem şerbetiyle hem dokusuyla tam kıvamında oldu. Tarifi deneyenlerden özellikle yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyor olacağım. Açıklamalara hem bu tarife hem de daha farklı şerbetli tatlı tariflerine ulaşabileceğiniz bağlantıları ekliyorum. Aradığınızda bu tarifi kolaylıkla bulabilmek için Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında tarif defterlerinize eklemeyi unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.